Evet, dünyada bugünden hepinize merhaba. Başkent Kiev'de yine karşınızdayız. Ukrayna'nın kalbindeyiz. Ukrayna Savaşı'nın 13. gününü de artık geride bıraktık. Bugün itibariyle neler yaşandı sırasıyla hepsini ekranlarınıza getireceğim. Ama öncesinde biraz Kiev meydanından bahsedelim. Hafiften bir kar yağmakta Ukrayna'nın başkentinde. Arkamda koskocaman bir barikat görüyorsunuz yine. Bağımsızlık meydanının her yerinde barikatlar var. Bir şekilde kum torbaları, beton bariyerler kurulmuş. Demir yığınları getirilmiş buraya. Siperler oluşturulmuş gördüğünüz gibi. Ve Ukrayna'nın başkentinin kalbi burası. Bağımsızlık meydanı. Fakat şunu söylemek gerekirse bugün iki kez siren sesi duyduk. Biri az önceydi, 15 dakika önce. Diğeri de sabaha karşı bir siren sesi duyduk. Çok fazla patlama sesleri gelmedi şehir merkezinden. Ama biz bugün Irpin'e gittik. Irpin şehir merkezinin yakınlarına kadar ulaşmayı başardık. Malumunuz Rusya yeni bir ateşkes ilanını duyurdu. Yani sınırsız ateşkes dedi. Sivillerin bir şekilde tahliye edilebilmeleri için Belarus'a ve tabii ki Ukrayna'nın diğer komşu topraklarına bir şekilde siviller aktarılsın diye bir ateşkesi genişletti ve sınırsızlaştırdı. Biz bugün biraz sonra aktaracağız. Irpin'deydik. Irpin şehir merkezini dolaştık. Aynı zamanda sivil koridordan tahliyeleri izledik yakından yine. Devam ediyor tahliyeler. Bu arada Irpin'den cesetler de geliyor. Hayatını kaybeden sivillerin görüntülerini de kaydettik. Bir de bayağı bir yol kat ettik ve şehir merkezine de yaklaştık. Ancak Ukrayna askerleri bizi uyardılar. Eğer 4-4,5 kilometre daha yürürseniz karşınızda Rus askerleri bulabilirsiniz diyerek uyardılar. Çünkü Irpin genelinde Ruslar şu anda var ama şehrin giriş bölümü de hala Ukrayna askerleri orada mevzilenmiş durumdalar. Oradaki varlıklarını sürdürüyorlar, direnişlerini devam ettiriyorlar. Şu anda bir çatışma olmadı o bölgede bugün ama yine top atışları duyduk. Yine obüs atışları tabii duyduk bunları. Havan atışlarını da duyduk ama nadir oldu bu, sık sık olmadı. O gün pazar günü gittiğimizde orası tam bir cehennemdi. Adeta atışların, havanların arasında kalmıştık. O noktadan bu kez daha sakin geçtik. Herhangi bir sıkıntı yaşanmadı. Bütün o gelişmeleri an bir an ekranlarınıza getireceğiz ki Irpin'in şehir merkezine ilk kez inen gazetecileriz bu arada, onu da söyleyeyim. Oradan çok sıcak, çok çarpıcı görüntüleri ekranlarınıza getireceğiz. En şiddetli çatışmaların yaşandığı noktaya ulaştık. Cumartesi günü oradan ben canlı olarak TGT Haber ekranlarında savaşı sizlere an bir an göstermiştim. İşte o noktaya gittik. Daha da yakınına indik. Binaları gördük. İsabet alan binaları. Şehir hayalet şehir zaten. İnsanlar olabildiğince kaçıyorlar. Kaçmaya çalışıyorlar. Orada 4-4,5 kilometre daha ilerleseydik Rus askerleriyle karşı karşıya kalacaktık. O yüzden daha fazla aşağıya inmedik. Ama özellikle çatışmaların yoğun olduğu noktalara bir inmeyi başardık. Evet, bugün ve dün aslında başkent için şunu söylemek doğru olur. Belki de 13 günlük savaşın en sakin 48 saatiydi. Merkez için söylüyorum. Çevresi için söylemiyorum. Çevresinde durum kritik. O açıdan ateşkesin de genişletilmesi ve sınırsız bir hale getirmesi biraz daha şehri rahatlattı gibi. Yani gerilimi bir nebze olsun azalttı. Ama her yer tabii ki kapalı. Sadece bazı nöbetçi marketler, izin verilen marketler belli saatlerde açık. Çok az insan var yine her zamanki gibi. Ara ara patlamalar olmasa da insanların rehavete girmemesi için siren sesleri çalıyor burada. İnsanların sığınağa inmesi isteniyor. Hani ne olur ne olmaz diye. Çünkü tam bir aslında belirsizlik var. Evet, bir ateşkes sınırsız ama sivillerin tahliyesi için nasıl bozulur, ne şekilde bozulur onu kestirmek oldukça güç. Ama dediğim gibi bağımsızlık meydanında şu andaki görüntü böyle. Her yerde barikatların olduğunu görüyorsunuz. Araçların da geçişleri bu barikatların arasından gerçekleşiyor. Yine Ukrayna askerleri var ama çok yoğun değil. Daha önceki günler gibi değil. Tek tük askerler metro girişlerinde duruyorlar. Kontrol noktalarında kalabalık bir asker ya da polis görmüyoruz. Bu da önemli. Bir de tabii dikkat çeken bir gelişme oldu aslında. Dün Zelenski ilk kez bir mevziye gitti. Mevzi alanına, şehrin dışına çıktı.
o mevziden bir görüntü verdi ki aslında Zelenski 13 günlük savaşta hiç başkanlık sarayından çıkmamıştı. Bütün paylaşımlarını başkanlık sarayından yapıyordu ama bu kez ilk kez dışarı çıktı ve bir askeri noktaya gitti. Mevziden bir kayıt aldı ve o mevziden de vatandaşlarına, Ukraynalılara seslendi. Şimdi genel hatlarıyla bir gelişmeleriyle bakalım sıcak noktalarda neler yaşanmış. Bir ateşkes rağmen lokalize çatışmaları olduğunu biliyoruz belli başlı kentlerde. Son 24 saatteki o sıcak noktalardan sıcak görüntülerle başlayalım. Sonra tüm detaylarla devam edeceğiz.